Herkese merhaba arkadaşlar küçük yerler büyük işler YouTube kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç dilimi yapacağız. Şimdi ben susacağım sahne baklavanın. Siz önce bir dinleyin bir sesini. Arkadaşlar sizi duydunuz. Siz de böyle harika bir hoş dilimi yapmak istiyorsanız bu tarifi sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. 70 gram margarin, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su. Ekledikten sonra yarım çay bardağı süt, daha sonra yarım çay bardağı yoğurt. Ekledikten sonra arkadaşlar 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. Üzüm veya elma sirkesi fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullandım ve 5,5 su bardağı un katıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş ekliyorum. Arkadaş unumuzun normal ekmek unu olmuyor. Baklavalık unu olması gerekiyor. Aşağıya açıklama kısmına bıraktım unun markasını. Burada söyleyemiyorum ama aşağıda bulabilirsiniz. Ve güzel bir şekilde yoğuralım arkadaşlar. Ve unumuzu yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi hamurumuz normal un değil özel baklavalık un. Gördüğünüz gibi hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi minik bezeler haline getiriyorum. Ve getirdiğim bezelerin hepsini 81 ve 82 gramlık ayarlıyorum. Ve bütün bezelerimi ayarladıktan sonra bol nişastalı bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Neden bol nişastayla açıyoruz arkadaşlar? Çünkü hamurumuzu tam büyük bir halde açtığımız zaman nişasta kullanamayacağız. Kullanamamamızın sebebi arkadaşlar çünkü tatlımız piştiği zaman hamur kalır tatlımız. O yüzden büyük bir şekilde açtığımız zaman nişasta kullanmayacağız. O yüzden şu anda bol kullanıyoruz nişastamızı. Ve aralarına birer buzdolabı poşeti katıyorum. Birbirine yapışmaması için ve üzerine hafif de olsa bir nişasta serpiyorum ve iyice kapatıyorum. Ve dolapta 2 saatliğine bekletiyorum arkadaşlar dinlendiriyorum hamurumu Ve bu burada dinlenirken arkadaşlar biz de tereyağımızı ayarlamaya geçelim 300 gram saf tereyağını eritelim arkadaşlar ve üzerindeki o küpüğü çıkartalım Bir çay bardağı ekleyelim eğer çıkartmazsak baklavamız piştiğinde kötü bir görüntü oluşur ve hamurumuz dinlendikten sonra artık açmaya başlayalım arkadaşlar. Üzerine biraz nişasta serpelim ve açmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar hamurun başına nişasta kattıktan sonra daha sonra katmayalım yoksa tatlımız piştiği zaman çıtır olmayabilir. İnanın ben açarken hiç hızlandırmadım. Hamurunuzu elinizden geldiği kadar hızlı açın. Sebebi ise hamur dediğim gibi elde kuruyan bir hamurdur ve hızlıca açın. Ve hamurunuz elinizde kurur arkadaşlar. O yüzden hızlı açmaya dediğim gibi özen gösterin. Arkadaşlar bu tarifte annem bana yardımcı oldu. Baklava tariflerimin hepsinde annem bana yardımcı oluyor. Aşağıya birbirinden güzel iki tarif bırakıyorum. Mutlaka onları da izlemelisiniz baklava tarifleri. Ve şimdi de artık kafamıza katalım arkadaşlar. Ben yuvarlak bir kap kullandım. Havuç dilimi zaten yuvarlak bir kapta oluyor. Ve üzerine katalım ve bıçak yardımıyla bu şekilde keselim. O kalan kenarlarını da israf etmiyoruz. İçerisine katıyoruz arkadaşlar. Yanlarına diğer hamurumuzu da aynı şekilde açalım. Ve hamurumuzu açtıktan sonra arkadaşlar bu şekilde de kesebilirsiniz tam ölçüye göre. Ve o kalan kenarlarını da tekrardan içerisine katıyoruz arkadaşlar. Ben hepsini kattım içerisine israf etmiyorum. Güzel bir şekilde kenarlarını, ortalarını her yerine hiçbir şekilde katalım. Ve arkadaşlar e, her 2-3 kat çıktıktan sonra tereyağı sürüyorum üzerine. Böylece tatlımız hamur kalmamış olur. Her 3 kat tıktıktan sonra tereyağı sürüyorum ve ceviz serpiyorum. Böylece tatlım hamur kalmaz arkadaşlar. Ve bütün hepsini güzel bir şekilde açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur çok kolay açılıyor. Ve hamurumuzu bu şekilde keselim. Ve tatlımızın üzerine katıyoruz. İlk baş kenarlarını sonra da... Altındakini katacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O değerli yorumların hepsini teker teker okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlar istediğiniz bir tarif varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben o tariflerin hepsini yapmaya çalışacağım. Aşağıya Instagram ve Facebook adreslerimi de bırakıyorum. Oradan da bize ulaşabilirsiniz, bizi takip edebilirsiniz. Ve dediğim gibi her iki veya üç kat çıktığım zaman yağ sürüyorum üzerine, tereyağı. Deneyecekleri şimdiden ellerine sağlık, afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar aşağıya birbirinden güzel iki baklava tarifi bırakıyorum. Mutlaka onları da izlemelisiniz. Ve cevizimi tekrardan serpiyorum üzerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar incicik oldu. Şimdi de tepsime katıyorum arkadaşlar. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Ben size tarifleri yaparken çok mutlu oluyorum. Umarım siz de yaparken izlerken keyifli yapıyorsunuzdur. Biz YouTube'da artık kocaman bir aile olduk. Her bir yorumunuz benim için çok kıymetli. Bu baklava tarifiyle sınırlı kalmayacağım arkadaşlar. Sizlere farklı farklı baklava tarifleri de getireceğim. Ve tekrardan tereyağımı sürüyorum arkadaşlar her yerine. Ve sonra cevizine katıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben ceviz kullandım. Siz dilerseniz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Dövülmüş antep fıstığı. Arkadaşlar dediğim gibi odanın kapalı olması lazım. Baklavamızın kurumaması lazım. Tepsiye e, hamurunuzu kattıktan sonra üzerine örtün. Baklavamızın kurumaması gerekiyor. Ve şimdi de arkadaşlar son katımızı katıyoruz. Ve bıçak yardımıyla içe doğru düzeltiyoruz. Artık baklavamızı bitirdik. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Bir sosluk yardımıyla arkadaşlar üzerine şeklini veriyoruz. Düzgün kesebilmemiz için ortasında kalıyor. Şimdi her birini üçgen halinde kesiyoruz. Arkadaşlar havuç dilimi 1 saatte pişiyor. Önce 180 derecede 20 dakika boyunca pişiriyoruz. Ondan sonra da 160'a indirip 30 dakika boyunca pişiriyoruz. Şerbetimizi hazırlayalım. 6 su bardağına su ve 6,5 su bardağı şeker ekliyoruz. Ve baklavamız pişti artık arkadaşlar. Şerbeti de baklavayı da sıcakken döküyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi şerbetini dökeceğiz ve ben sıcağım sahne havuç diliminin. Arkadaşlar sesi duydunuz gerçekten harika. Sizin de baklavanızdan, havuç diliminizden böyle ses geliyorsa demek ki bu işi becermişsiniz hem de en güzelini yapmışsınız. Baklavamız kendini çektikten sonra arkadaşlar artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi bütün katları kendini belli ediyor. Gerçekten müthiş bir tatlı. Harika. Video şimdi şimdiden afiyet olsun. Ellerine sağlık. Aşağıdan abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.